Günaydın arkadaşlar. Bugün TYT kampımıza başlıyoruz. Kare Akademi Şöhretler Karması birinci denememizle başlıyoruz. Akşam 19'da da ikinci denememiz gelecek. Bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Orhun kitabelerinde geçen ifadelere göre töre, Türk toplumunda gerek Kağan'ın iktidarı gerekse devletin sürekliliği için önemli bir koşul olarak vurgulanmıştır. Bu sebeple töresini kaybetmiş bir ulusun yok olacağı hatırlatılarak Kağanlardan her zaman töreye uygun davranmaları istenmiştir. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Törenin yaşam tarzına göre şekillendiğini. E, paragrafta bize aslında törenin tam olarak nasıl şekillendiği nasıl belirlendiği ifade edilmemiş değil mi? sadece törenin önemi vurgulanmış arkadaşlar dolayısıyla A şıkkına ulaşamayız hukukun yazılı hale getirilme ihtiyacının oluştuğuna. Hayır arkadaşlar, töre zaten yazısız hukuk kurallarıdır ve paragrafta hukuk yazılı hale gelmelidir gibi bir ifade yer almıyor. Dolayısıyla B şıkkına da ulaşamayız. Törenin halk tarafından belirlendiğine. Yine A şıkkında söylediğimiz gibi törenin nasıl belirlendiği paragrafta belirtilmemişti. Dolayısıyla C şıkkı da olmaz. Kanun yetkilerinin sınırsız olmadığına. Peki bu olur mu? Tabii ki değil mi? Çünkü arkadaşlar kanun kanlardan her zaman töreye uygun davranmaları istenmiştir. Yani kağanlar da töreye uymak zorunda, dolayısıyla yetkileri sınırsız değil. Bu yüzden D şıkkı tabii ki olur. Kağan'ın töreyi değiştirme yetkisinin olduğuna paragrafta böyle bir bilgi de yok. Aksine kağanın töreye uyması gerektiği ifade ediliyor. Bu sebeplerle cevabımız D olacaktır. Türkiye Selçukluları döneminde yaşanan bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiye Selçukları veziri Süleyman Pervane, Moğol baskısından kurtulmak için Memlük Sultanı Baybars'ı Anadolu'ya davet etmiştir. Daha önce 1260'ta Ayncalı Savaşı'nda Moğolları yenen komutanlardan olan Baybars, gerek Pervane'nin gerekse diğer Anadolu beylerinin davetine uyarak Anadolu'ya gelmiş ve 15 Nisan 1277'de Elbistan Savaşı'nda Moğolları mağlup etmiştir. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Türkiye Selçuklularının Anadolu'da siyasi birliği sağladı. Arkadaşlar Türkiye Selçukları veziri olan Süleyman Pervane Moğol baskısından kurtulmak amacıyla Memlük Sultanı Baybars'a davet ediyor. E dolayısıyla A şıkkını çıkarmamız mümkün mü? Anadolu'da Moğol baskısı var. E, dolayısıyla A şıkkı tabii ki olmaz. Moğol baskısının Türkiye Selçuklularına yeni arayışlara sevk ettiği ifadesini çıkarabilir miyiz? Elbette. Bu baskıdan kurtulmak amacıyla gördüğünüz gibi Memlük Sultanı Baybars'ı Anadolu'ya davet ediyor. Bu bir arayıştır değil mi arkadaşlar? E, daha önce e, Anadolu Savaşı'nda Moğollara karşı başarılı bir komutan olduğu için Baybars bu yüzden davet ediyor. Bu yeni bir arayıştır arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkı tabii ki olur. Moğol istilasının Anadolu'nun stratejik önemini azalttı. Arkadaşlar Anadolu zaten önemli bir bölgede olduğu için Moğollar tarafından istila ediliyor. Önemini tabii ki azaltmaz. Moğol hakimiyetinin Anadolu'da tamamen sona erdi. sona ermiş olsaydı Pervane böyle bir politika izlemezdi değil mi? Dolayısıyla bu da olmaz arkadaşlar. Memlukların topraklarını korumaya çalıştığı, hayır burada memlük toprağı ile alakalı bir durum söz konusu değil, Anadolu toprakları söz konusu ve burada hakim olan da Türkiye Selçukları. E, dolayısıyla E şıkkı da olmaz. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu politikalara gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde uyguladığı politikalar arasında Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama, batı yönünde genişleme, askeri, idari, mali ve diğer alanlarda teşkilatlanmaların tamamlanması bulunmaktadır. Peki arkadaşlar bakalım. Saruhan, Aydın, Menteşe, Hamit Germiyan beyliklerine son verilmesi neyin göstergesidir? Tabii ki Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik durumlardır arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Türk siyasi birliğini sağlamak için Anadolu'da tek bir Türk devleti olmalıydı. Osmanlı da bunu sağlamak için e, bu şekildeki Türk beyliklerini kendi topraklarına katmıştı. Dolayısıyla birinci öncül verilen durumlarla eşleştirilebilir. Edirne'nin Osmanlı topraklarına katılması ise arkadaşlar batı yönünde genişlemeye bir örnektir. Divanı ı Hümayun'un kurulması ise idari alandaki bir gelişmedir değil mi? Dolayısıyla yine verilen e, politikalarla uyumludur diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin İngiltere'nin bu yönde bir politika izlemesini zorunlu kıldığı savunulamaz? 1. Dünya Savaşı başladığında tarafsız olan Osmanlı Devleti siyasi arenada yalnız kalmamak için ittifak girişimlerinde bulunmuştur. Önceleri itilaf devletlerinin yanında yer almayı hedefleyen Osmanlı Devleti'nin bu talebi reddedilmiştir. İtilaf bloğunda olmasına izin verilmeyen Osmanlı Devleti'nin ittifak bloğunda da savaşa girmesini istemeyen İngiltere Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasından yana bir politika izlemiştir. Arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Sanayi gücü Osmanlı devletinin sanayi gücü var mıydı yoktu değil mi? Aksine artık bu dönemde açık bir pazar haline gelmişti. Dolayısıyla İngiltere'nin bu yönde bir çıkarı olamayacağı için bu politikaları izlemek noktasında sanayi gücünün herhangi bir faydası olmaz. Bu yüzden cevabımız tabii ki A olacak ama diğer seçeneklerimize de bakalım. Halifenin gücü olur mu? Olur değil mi? Çünkü Osmanlı Devleti'nde halifelik hala devam ediyor ve halifenin bir gücü var. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalması bir yönden daha iyi olacaktır düşüncesindedir İngiltere boğazlara hakimiyet olur mu tabii ki boğazlar hala Osmanlı devletinde Osmanlı devletinin arkadaşlar yeraltı kaynakları da mevcut kaynak konusunda bir sıkıntı yok ama sanayileşme konusunda sıkıntı yaşadığı için Osmanlı devleti aslında ilerleyemiyordu bu dönemde dolayısıyla D şıkkı da olur ve jeopolitik konum zaten en önemli özelliğiydi biliyorsunuz ki dolayısıyla E şıkkı da olur ancak dediğimiz gibi sanayi gücü zaten olmadığı için ve sorumuz e, savunulamaz dedi için doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu kapsamda yapılan inkılaplara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? Atatürk'e göre ekonomide, sağlıkta, sanatta ve sporda her nerede bir sorun varsa onun temelinde eğitim eksikliği yatmaktadır. Atatürk daha Kurtuluş Savaşı süreci tamamlanmamış olduğu halde Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın zor şartları içinde bile Türk öğretmen temsilcilerini bir araya getirerek 1. Marif Kongresi'ni toplamıştır. Burada ülkede çağdaş bir eğitim modelinin oluşturulması için kararlar alınmıştır. Savaştan sonra da eğitim sisteminin milli ve laik özellik kazanması için birçok girişimlerde bulunmuştur. Yani arkadaşlar aslında e, soru bize hangisi eğitimle alakalı değildir diye sormuş değil mi? Çünkü paragrafın özünde eğitim var. Şimdi şıklarımıza bakalım. Medreselerin kapatılması eğitimle mi alakalı? Tabii ki eğitimle alakalı arkadaşlar. Eğitimin layıkleştirilmesi noktasında yapılmış bir durumdur diyebiliriz. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması bu kafanızı karıştırmış olabilir arkadaşlar ama e, tekke, zaviye gibi yerlerde dini eğitimler de veriliyor. E, dolayısıyla bu durumda yine eğitimle alakalıdır. Bu sebeple yine olur. Tekalifi milliye emirlerinin yayımlanması. Arkadaşlar tekalifi milliye emirleri milli yükümlülüklerdir ve Burada aslında ordunun acil ihtiyaçlarını karşılamak söz konusudur. Örneğin her aile bir askeri giydirecektir gibi bir takım maddeleri vardır. Dolayısıyla bu durumun eğitimle bir alakası yoktur. Bu yüzden cevabımız da C şıkkı olacak. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi. Arkadaşlar bu kanunla birlikte bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. E, dolayısıyla tabii ki eğitimle alakalı. Ve İstanbul ile Ankara Üniversitelerinin açılması da elbette eğitimle alakalıdır diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Sorularımız bu kadardı. Anlamadığınız bir yer varsa mutlaka sormayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Uzaktan da olsa sizlere yardım etmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Akşam 19'da görüşmek üzere.